Arkadaşlar merhabalar. Permütasyon anlatacağım 10. sınıflara yönelik. TYT, AYT öğrencilerimiz de izleyebilir. Burada hedefim şu. Normalde benim kanal biliyorsunuz daha çok orta ve üstüne hitap ediyor. Özellikle hedefiniz yüksekse e, belli bir noktadan sonra gerçekten benden faydalanabilirsiniz. Ben biraz bu amaçla kanalı kurdum ve bu amaçla devam ediyorum. Zaten yeterince basit anlatımlar var. ...sürüsüyle gerçekten ve hepsi de... ...hepsi demeyeyim ama en azından belli bir kısmını biliyorum... ...gerçekten de faydalılar. Ee, ancak bu sene pandemiden dolayı eğitimde ciddi bir sıkıntı olduğu için arkadaşlar... ...yine bir boşluk doğdu. Ve bir sürü öğrencinin ben ders alamadığını... ...okullarında derslerin yapılamadığını fark ettim. Ee, özel okula giden öğrenciler zaten destek alıyorlar ama... ...özel okula gidemeyen birçok öğrenci de biraz böyle ne yapacağını bilemez halde kaldı açıkçası. Bu yüzden de çok tarzım olmamasına rağmen biraz basit düzey bir anlatım yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu anlamda okul derslerine faydalı olacak. Permütasyonla ilgili sıkıntısı olan öğrencilerimiz de e, bunlardan faydalanabilir. Sorunlar dağ gibi ama sürekli sorun var canım ne yapalım e, yapacak bir şey yok o zaman yan gelelim yatalım mantığı çok güzel bir şey değil arkadaşlar. Bunlara yönelik bizim de elimizden geleni yapmamız lazım. Ben de bu anlamda size yardımcı olmaya çalışacağım. Hemen başlayalım artık arkadaşlar. Permütasyon konusunda tabii ki böyle hani uzun uzun konu anlatacağımız bir durum yok. Sert bir konudur, ters bir konudur ve gerçekten de basitten zora doğru bir sürü soru tipi görmek lazım. Bu konuda böyle ezberci soru tiplerine gerçekten hakim olmanız lazım ki o ezberler üzerinden yorum üretebiliyoruz. Orijinal soruların sorulduğu bir konudur. Özellikle TYT, AYT öğrencileri zorlanır bu konuda. Ama tabii ki arkadaşlar insaflı olursa öğretmenleriniz belli bir zorlukta sorar. Eğer insafsızsa buradan çok acayip zorlukta sorular üretilir. Sınırı yok düşünmenin, üretmenin de sınırı yok bu konuda. O yüzden ben size en temelden olarak anlatacağım. Ama böyle permütasyon için emek vermek gerekiyor. Hani dinledim anladım ve artık yaparımlık bir konu değildir bu. İşin çok büyük bir kısmı sizdedir arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi 18 kız öğrenci ile 12 erkek öğrenci arasından bir öğrenciyi kaç farklı şekilde seçeriz? Özel bir durum kesinlikle yok. Şu kadar öğrenciyi şöyle şekilde bu farklılıklarla seçeceksin falan diye bir şey demiyor. O zaman bunların erkek veya kız olması önemli değildir. 30 tane insandan bir tane insan kaç farklı şekilde seçilir? 30 tane seçenek hakkın var. Aslında böyle diyelim. Kaç farklı şekilde seçilir deyince enteresan bir şey düşünebilirsiniz. Burada şunu düşüneceksin. Önünde 30 seçenek var. O zaman senin 30 farklı şekilde seçme hakkın var. Cevabımız bu yüzden 30'dur arkadaşlar. Bakın şimdi. İkinci soruya. 5 doktor ve 9 hemşire arasından bir doktor ya da bir hemşire seçeceğiz ya da demek arkadaşlar ya bunu seçeceksin ya bunu seçeceksin. İkisini bir arada seçemezsin demek. O zaman bu şu demektir. Ben 5 seçenekten birini kullanabilirim. Ya da toplamak demektir. 9 seçenekten birini seçebilirim. O yüzden 14 tane seçeneğim var. Bir önceki sorudan farkı şu. Doktorlardan birini seçebiliyorum. Ya da hemşirelerden birini seçebiliyorum. Ama aslında diğer soruyla da benzeşen bir yönü var. Sonuç itibariyle bunlardan birini seçeceksin. Sadece doktoru seçebilirsin ya da sadece hemşire seçebilirsin diye bir şey söylemiyor. O yüzden 14 tane insandan bir seçenek hakkın var. Burada hemen ben size bir şey daha söyleyeyim. Ek bir soru yazayım arkadaşlar. Bakın şimdi bir lokantaya gittiniz diyelim. Çorba çeşitleri, ezogelin, mercimek olsun. Türkiye'de en çok olan lokanta çorbası ve tavuk suyu. O da kesin olur her lokantada. Üçüncü, üç tane seçenek var. Sonra arkadaşlar ana yemek, köfte, kuru fasulye bunlar en çok olur. Ve bir de arkadaşlar nohut yemeği olsun. Hatta dördüncü bir yemek de ekliyorum arkadaşlar ben buraya türlü. Sonra arkadaşlar bir de tatlı olsun. Tatlı da sütlaç olsun. E, ee, kazan dibi olsun. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar diyelim siz bir lokantaya gittiniz. Bir tane yemek seçeceksiniz içlerinden. Bir tane yiyecek diyeyim daha doğrusu. Sonuçta sütlaç da yiyecek ama yemek olarak algılanmayabilir. Bir tane yiyecek seçeceksiniz arkadaşlar. O zaman sizin 3, 4 daha 7, 2 daha 9 hakkınız var. 9 hakkınızdan bir tanesini kullandığınız için bunları 9 farklı şekilde seçebilirsiniz. Ancak şimdi işin V kısmına geliyoruz. Matematikte veya ya da bize toplamayı anlatır. Veya ve ya da bağlaçları. Ancak arkadaşlar V bağlacı matematikte genel olarak çarpmayı hatırlatması lazım. Çünkü çarpma birlikteliktir. Ee, ve birlikten güç doğar mantığıyla da zihninizde canlandırabilirsiniz. Bir kişi ve bir kişi ayrı ayrı çok fazla potansiyel ifade etmeyebilirler ama ikisi güçlerini birleştirdiğinde var olan potansiyellerinden daha fazla bir güç ortaya koyabilirler gibi düşünerek V'nin çarpma olduğu aklınızda kalsın. Eğer ben size bu soruyu şöyle sorsaydım. Bir menü oluşturacaksın, bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlıyı kaç farklı şekilde seçebilirsin deseydim... İşte bu çarpmadır. 3 çarpı 4 çarpı 2 yani 24 tane senin seçenek hakkın olacaktı. Şimdi 24 taneyi tek tek anlatamam ama size çok basit bir şey gösterebilirim arkadaşlar. Bakın şimdi e, bununla ilgili bir soru benim kesin koymuş olmam lazım buraya. Koymadıysam yazayım tamam koymamışım ben bir an vardı diye hatırlamıştım. Heh varmış tamam 3. soruya bakın şimdi 3 öğretmen ile 2 idareci arasından 1 öğretmen ve 1 idareci diyor. Artık bakın birlikte seçeceksiniz. Birlikte dediği zaman işte orada arkadaşlar çarpma. Niye biliyor musunuz? Size hemen sayısal olarak tek tek göstereyim. Öğretmen 1 O1 olsun. Öğretmen 2 O2 olsun. Öğretmen 3 de O3. İdareciye de İ1 ve İ2 diyelim. Şimdi birinci öğretmen arkadaşlar... Bu iki idareciden birisiyle birlikte olabilir. O zaman iki tane seçenek hakkım olur. Artı. Sonra arkadaşlar ikinci idareci bu ikinci öğretmen daha doğrusu pardon iki idareciden birisiyle birlikte olabilir. Bakın iki tane daha durum geldi. Üçüncü öğretmen bu iki idareciden birisiyle birlikte olabilir. Böylece toplam altı durum oldu. Bakın göstereyim O1, İ1. O1, İ2 bunlar birlikte gelebilecekleri durumlar. Sonra arkadaşlar O2, İ1, O2, İ2. O3 1 ve O3 i 2 Gördünüz mü arkadaşlar? Toplam kaç durum oldu? 5 durum mu oldu? 6 durum mu oldu? Neden? Bunları birlikte seçiyorum. Deminki soruda neydi durum arkadaşlar? 5 doktor ve 9 hemşire arasından bir doktor ya da bir hemşire seçecektim. Yani sadece biri gelecekti. Burada iki kişi birlikte geliyorlar ve birlikte geliyorlar. O yüzden arkadaşlar böyle artık tek tek saymak yerine şunu yapabilirsiniz. 3 çarpı 2 6. Hemen bak bir örnek daha göstereyim. Bir kişi tatil için Akdeniz bölgesinden 5 ve Karadeniz bölgesinden 3 farklı yer arasından gideceği bir yeri kaç farklı şekilde seçebilir? Bu şimdi hemen düşünün bakayım bir. Toplama mı, çarpma mı? Bir kere arkadaşlar 5 farklı yerden birine gidecek veya 3 farklı yer arasından bir yere gidecek ve bir yeri seçecek arkadaşlar. O zaman bu toplama sonuç itibariyle şöyle düşünün. Akdeniz'den 5 seçenek var. Karadeniz'den de 3 seçenek var ama ben sonuçta bunlardan birine gideceğim. O zaman bana bunların nereden olduğu bir şey ifade etmiyor ki. Sonuç olarak sana bir hak tanınmış. O zaman toplam 8 haktan bir tanesini değerlendireceksin. Bak hakikaten Türkçe. Toplam 8 haktan bir tanesini değerlendireceksin. O yüzden bunun cevabı 8. Ancak A şehrinden B şehrine 3 farklı yol. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi. B şehrinden de C şehrine 4 yol varmış. Önce şunu sorayım ben size. Kaç farklı şekilde A'dan B'ye uğrayarak C'ye gidilir? 3 çarpı 4. Niye biliyor musunuz? Birbirine bağlı olan olaylar çarpılır arkadaşlar. Sebebini söylüyorum. Bakın 12 tane olacak. Ben yazayım vakit kaybetmeden durdurayım görün siz. Bakın arkadaşlar şimdi. Birinci yol kullanılarak A1'i kullanırsam yani birinci yol aslında Buraya da işte birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol, dördüncü yol. Burada A'dan çıkan birinci yol, A'dan çıkan ikinci yol, A'dan çıkan üçüncü yol. Bakın A'yı kullanarak A1'i kullanarak 4 hakkım var. A2'yi kullanarak 4 hakkım var. A3'ü kullanarak 4 hakkım var. Toplamda kaç yaptı? 12. İşte bu şekilde birbirine etkileyen durumlar olduğu zaman birisi diğerine bağlıysa Birinden harekete geçerek diğerine varıyorsak arkadaşlar burada da yine çarpma yapmamız lazım. Toplama yapamayız. Bunu da böyle belirteyim. Çünkü sana şunu söylemiyor. Soru şöyle olsaydı bak 7 olurdu. A'dan yola çıkacağım. B'ye gideceğim. Ya da C'ye gideceğim. C'ye 4 farklı şekilde gidebilirim. B'ye de 3 farklı şekilde gidebilirim. Evet o zaman bunun cevabı 7 olurdu. Neden? A'dan B'ye gideceğim veya A'dan C'ye gideceğim. Ve toplam 7 tane yol var. Evet 7 yoldan birini seçerim. Ama birbirine bağlı önce B'ye gidip sonra C'ye gideceksem aynen arkadaşlar demin yemek menüsü oluşturmak gibidir. Önce çorbayı seçiyorum bir nevi. Sonra ana yemekten birini seçiyorum. Birbirine bağlı çarpıyorum. Bu şekilde arkadaşlar V ile veya arasındaki fark. Şu soruyu da aradan çıkaralım o zaman. Düşünün bakalım bu V mi veya mı veya çarpma mı toplama mı? Şimdi 3 kız 5 erkek öğrenci arasından bir öğrenci seçeceğim. Ne düşünmem lazım? Bak bir kız bir erkek seçmiyorum. Sadece bir öğrenci seçiyorum. O zaman benim gerçekte 8 seçenek hakkım var. O yüzden arkadaşlar burada direkt toplarım. Çünkü önce birini seç sonra birini seç diye bir şey sormuyor. Bodoslama direkt bir kişiyi seçeceğiz. O zaman ha kız olmuş ha erkek olmuş fark etmez. Bakalım şimdi. 8 kişilik bir gruptan gruba bir başkan, bir başkan yardımcısı seçilecek. İşte arkadaşlar bakın burada çarpma işlemi yapacağız. Neden biliyor musunuz? Önce 8 kişiden birini başkan seçeceğim. Sonra arkadaşlar 8 kişiden birini başkan seçtikten sonra bununla birlikte bununla birlikte yani başkan ve başkan yardımcısı seçeceğim için Kalan 7 kişiden de bir tane başkan yardımcısı seçelim. Böylece arkadaşlar 56 tane durum oluşmuş olur. İşte V ile veya veya ya da ile V arasındaki fark arkadaşlar. Bu şekilde böyle söylemiş olayım. Bu ilk böyle genelde kafaya yatmayan şeylerden biri oluyor. Şimdi arkadaşlar sayı yazma, yan yana oturma, işte yerleşme sorularına bakalım. Şimdi arkadaşlar kümesinin elemanlarıyla 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir demiş. Şöyle basamaklardan 4 tane oluşturdum. Şimdi diyorum ki bana rakamları farklı falan filan diyor mu? Yo o zaman ben buraya kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şimdi 7 tane sayıdan birini 10 binler basamağına yazarım. Binler basamağına pardon. 7 tanesinden birini yüzler basamağına yazarım. 7 tanesinden bir tanesini onlar basamağına yazarım ve 7 tanesinden birini birler basamağına yazarım. Birbirleriyle birlikte seçildikleri için bunlar ne yapacağız? Çarpacağız. Yani cevabımız 7 üzeri 4 olacak arkadaşlar. Örnek bir görüntü 3, 4, 4, 5 sayısı bu durumdan biri olur. Hatta 9, 9, 9, 9 da olur. Rakamları farklı demiş, dememiş. Haliyle istediğim gibi seçebilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Oraya istediğin seçenek hakkın varsa bunları tek tek yazacaksın. Bir de bunlar birlikte paket halinde bir sayı oluşturduğu için birliktelik bize çarpmayı anlatır. Bakın şimdi B şıkkına geldim. Kaç tane tek sayı yazılabilir diyor. Tek sayı demek son basamağı yani birler basamağı tek sayılardan oluşur demek. O zaman sorularda özel durumlara önceden girin arkadaşlar tamam mı? Yani önce Son basamağı hallerin 9, 7, 5 ve 3. Kaç hakkım var o zaman? Dört tane. 4 tanesinden birini buraya yerleştiririm. Artık öyle 7 hakkım yok. 4 hakkım var. Ama diğerleriyle ilgili özel bir durum var mı? Yok. O zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi rakamları farklı demediği için direkt böyle bodoslama yazdım. Gelelim 9. soruya. Tabi bunlar çarpı. Yani 7'nin kübü çarpı 4 olacak. Geldim buraya. Kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Rakamları tekrarsız yani rakamları farklı. Bakın şimdi. Burada durum ne olacak? Kaç basamaklı demiş? 4 basamaklı. A şıkkını yapıyorum. Dikkat. Nereden başladığın önemi yok. İstersen git onlar basamağından başla. Bunları arkadaşlar size temsil olarak gösteriyoruz. Şöyle düşünmeyin yani. Hocam binler basamağından başladınız ya. Ben şimdi yüzler basamağından başlarsam yeni bir seçenek midir? Hayır o önemli değil. Nereden başladığının önemi yok. Çünkü özel bir şart sunmuş mu sadece kaç sayı yazılabilir diyor. İstediğin yerden başla. Bak ben abartayım şuradan başlayayım. Buraya 7 sayıdan biri geldi. Temsil olarak söylüyorum diyelim 8 geldi. O zaman artık kaç hakkımız kaldı? 6. Sonra diyelim oraya 5 rakamı geldi. Kaç tane hakkımız kaldı? 5. Sonra diyelim oraya 3 tane 3 geldi. Geriye kaç hakkımız kaldı bakın 4. İstediğin şekilde istediğin sırada yerleştir. Ama sonuç olarak mevzu şu arkadaşlar. Burada bir sayı oluşturacağız ve seçenekler birer birer azalıyor. Neden? Rakamları farklı demiş. Örnek bir sayı 3587 sayısı olsun. Bakın rakamları farklı ve gerçekten 4 basamaklı bir sayı. Kaç çift sayı yazılabilir demek? soruya sondan başla demektir. Sondan başlarken de ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 6 4'ten birini buraya yazarım. Gördüğünüz gibi. 8 6 4'ten birini yazdım. Sonra hangi birini yazdım biliyor muyum? Bilmiyorum. Temsili olarak söylüyorum. Diyelim 4'ü yazdım. Artık 4'ü yazdığım için geriye kaç hakkım kaldı? 6. 6 5 4. Bakın 6 sayıdan birini binler basamağına Kalan 5 sayıdan birini yüzler basamağına, kalan 4 sayıdan birini de onlar basamağına yazdım. Olay böyle oldu arkadaşlar. Gelelim şimdi C şıkkına. 7 binden küçük kaç tek sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar 7 binden küçük dediği için, şunları bir sileyim bakayım bir. 7 binden küçük dediği için arkadaşlar binler basamağına ne gelir? 6, 5, 4, 3 gelebilir. Buna dikkat edeceğiz. Bu soruda iki tane şeye dikkat edeceğiz. 1, bir, birler basamağına çünkü tek sayı demiş. 2, burada arkadaşlar bir de buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan birini yazabilirim. 7000'den küçük olduğu için. O zaman adım adım gidelim. Burada özel bir durum var arkadaşlar. 3 ve 5'i buraya yazabildiğim gibi buraya da yazabiliyorum. Bu bizim için önemli bir nokta. Ve önemli noktalar arkadaşlar. Özel durumlar önce incelenir. Şimdi şu, burada şöyle bir durum var çünkü. 3-5'i siz buraya yazdığınız zaman herhangi birini birler basamağına yazamayacağınız için burayı etkileyen durum artık binler basamağını da etkiler. O yüzden kritik bir durum varsa her iki tarafı da yazabileceğiniz bir sayı varsa ayrı ayrı değerlendirilir. Normalde son basamağa 3-5-7-9 gelebilir değil mi tek olduğu için? Ama bak ben ne yapacağım? 3, 5'i buraya da yazacağım. Bunlardan herhangi birisini buraya yazabilirim diyeceğim. Sonra bunlardan herhangi birini diyelim yazdım. 3'ü mesela yazdım. O zaman artık geriye yazabileceğim hangi sayı kaldı? 5, 4, 6. Buraya 3 tane sayı hakkım kaldı. Temsili olarak diyelim. Buraya da yazayım burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi diyelim dediğim gibi 3 sona denk geldi. Sonra 4, 5, 6'dan birini buraya yazabilirim. Temsil olarak 5'i yazmış olalım. Geriye artık arkadaşlar kaç hakkımız kaldı? 4, 6, 2, 3 daha 5 hakkım. Buraya 5, buraya da 4. O zaman çarpıyoruz bunları. 20 çarpı 6'dan 120 oldu bakın. Burada ilk daha cevabı yapmadık. Şu an sadece 3 ve 5'in özel durumu olduğu için hem birler basamağına hem binler basamağına gelebildiği için bunları bir değerlendirdim. Artı diyeceğiz. Neden? Sonuçta arkadaşlar son basamağı 7 ve 9 da gelebilir. Bakın şimdi 7 veya 9'dan herhangi bir tanesi geldiği için buraya iki seçenek hakkımdan birini kullandım. Yapıyorum bakın yazıyorum 3 4 5 6 7 8 9. Diyelim temsil olarak söylüyorum 7 buraya geldi. Bir binler basamağına 3 4 5 6'dan o zaman arkadaşlar istediğim bir tanesini yazabilirim. Buraya 4 yazdım. Sonra diyelim bu geldi tamam mı? Geriye kaç hakkımız kaldı artık? 3, 4, 6, 8, 9, 5. Buraya da 4 yazıyorum. Böylece 4 kere 5, 20. 20 çarpı 4, 80. 80 çarpı 2'den 160. Demin 120 bulmuştuk. Şimdi de 160 bulduk. Cevabımız 280 oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kısım evet. Yani bu teste çok da böyle yakışmayan zorlukta bir soru. Ama bahsetmek istedim. Anlamaya çalışın dediklerimi lütfen. Sonra kendiniz de zaten sorularda karşınıza geldiğinde yaparak veya zaten yaparsanız problem yok. Ama yapamazsanız da hatanızı fark edeceğiniz için o da önemli bir şey. Son cümlem burada ne? Özel bir durum olduğunda onu ayrıca yap sonra diğer durumları göz önüne al. Bakın şimdi bir özel durum daha gelecek. Kaç sayı yazılabilir ve artık görüyor musunuz? Sıfır da var bu sayıların içinde bir sayının 103 basamaklı bir sayının yüzler basamağına 0 gelebilir mi? Hayır. O yüzden ne yapacağız? Burada diyeceğiz ki 0 gelemez. 0 gelemediği için 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya istediğim arkadaşlar 6 sayıdan birini yazabilirim. Örnek 5 geldi. Tamam mı? Sonra arkadaşlar geriye kaç hakkım kalıyor? 5. 0 da dahil artık çünkü 0 sadece yüzler basamağına yazamıyorum. Burası 5 oldu sonra rakamları tekrarsız dediği için buraya da 4 kaldı. Bunları şöyle düşünmeniz lazım arkadaşlar. Bir kutu var böyle. Bu kutuya biz bakmadan seçiyoruz. O yüzden şöyle demeyin yani. Hocam zaten sayıları biliyoruz. Niye ben o seçeneği kendim elemiyorum ki? Öyle bir şey değil bu. Bütün durumları gözetmek demek, var olan bütün durumları sayabilmek demek, aslında farkında olmadan tek tek böyle kutudan böyle rastgele sayı seçiyormuşsunuz gibidir arkadaşlar. O yüzden hani elimizde olan bir şeyi Niye deniyoruz? Öyle bir kavram değil. Bakın şimdi geliyorum kaç çift sayı yazabilir? Burada bulun cevabı 6 çarpı 5 çarpı 4'ten 30, 30 çarpı 4'ten 120 oldu. A şıkkı. B şıkkı çok önemli. Bak. Şimdi arkadaşlar 0 çift sayı değil mi? 0 başa gelemez. Ama 0 sona geliyor. O zaman bak bu soruda hem yüzler basamağını hem birler basamağını etkiliyor 0. O yüzden ne yapacağım? Bunu özel olarak inceleyip sonra diğer çift sayılara geçeceğim. Diyeceğim ki 0 sona gelirse bir durum. Özel olarak 0'ı oraya seçtim. Geriye kaç hakkım kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hakkım kaldı. Rakamları tekrarsız dediği için buraya 6 yaz. Buraya da 5 yaz. 6 çarpı 5'ten 30 tane durum var. Bitmedi. Ne diyeceğim arkadaşlar? Artık 0'ı değerlendirdim. 0'dan kurtuldum. Sonra geriye kalan 2, 4, 6. 2, 4, 6'dan birini buraya yazabilirim. 3 seçenek hakkım var. Temsil olarak diyelim 4'ü yazdım. Geriye kaç hakkım kaldı? Normalde e, 6 tane hakkım kaldı. Ama başa 0 yazamam. Bir de demin dediğim gibi burada arkadaşlar 4'ü temsil olarak dedik. Şu birler basamağına geldi. O zaman geriye kaç hakkın kalmış oluyor? Bak 5 tane. Sonra arkadaşlar... Toplam 7 sayıdan 2 tanesini kullandım. Geriye kaç hakkım kaldı? 5 tane. Çünkü bir sıfırı kullandım diyelim. Şey sıfır diyorum atıyorum. 2'yi kullandım diyelim. 4'ü kullandım. Sıfırı daha kullanmadım. Yüzler basamağına geliyor diye. O zaman gerçekten bakın. 5 çarpı 5 çarpı 3'ten toplam burada da hakkımız ne oldu? 75 oldu. Böylece bakın sıfır özel durumu olduğu için hem birler basamağını etkiliyor hem yüzler basamağını etkiliyor diye ayrı ayrı değerlendirip bu iki durumu topladık. Artık cevabımız böyle oldu. Dediğim gibi iki tane yeri etkiliyorsa onu ayrı yap sonra devam et. Geliyorum şimdi 5 ile bölünebilen kaç sayı yazılabilir? Bir sayı 5'e bölünüyorsa son basamağı nedir? 0 ve 5. Yine özel durum. 0 hem başa gelebilir hem de sola gelemez. O zaman bunu ayrıca inceleyeceğiz. Sıfırın sona geldiği bir durum vardır. Yani bir sayının son basamağı sıfırsa 5'e bölünür. Sonra e, geriye kaç hakkımız kaldı? 0 1 2 3 4 5 6. 0'ı kullandığım için 6 hakkım kaldı. Rakamları tekrarsız dediği için 5 hakkım kaldı. Buradan 30 oldu. Artı neden artı? Bu durumları hesapladım. Daha üzerine ekleyeceğim durumlar var arkadaşlar. Buna göre devam ediyorum artık. Diyorum ki son basamağına 5 gelebilir artık. Buraya 1 hakkım var. 0 1 2 3 4 5 6. Sadece 5'i yazdım. 5'e bölünen sayı ya 0 ile biter ya 5 ile biter. Sonra arkadaşlar 0'ı başa yazamam. O zaman normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için aslında 6 hakkım kalması lazımdı ama buraya 5 hak kaldı. Sonra toplam 7 hakkımdan 2 tanesini kullandım. Geriye 5 tane hakkım kaldı. Böylece buradan da 25 oldu. Toplam arkadaşlar 55 tane hakkımız varmış. Buraya yazabileceğimiz 5 ile bölünen sayı. Olay budur. Bakın yani ben e, örnekleri zor seçmedim. Yani böyle enteresan zor örnekler değil. Ama istediğim kadar kolay örnek seçeyim arkadaşlar. Hakikaten burası sağlam bir yer. Konu uzun sürecek gibi arkadaşlar. E, normalde tek parçada anlatmak isterdim ama birinci sayfa bile gördüğünüz gibi bir 25 dakika sürdü neredeyse. İsterseniz şöyle yapalım. Ben burada durdurayım videoyu. Böyle parça parça gideyim böyle 20-25 dakikalık versiyonlar halinde hem sizde çok sıkmamış olayım zaten zor bir konu devam edeceğiz 4 sayfalık bir konu hepsini tek tek dinlemeniz lazım hepsini tek tek anlayarak çözmeye çalışmanız lazım sonra arkadaşlar zaten bol bol kendiniz artık kitaplarınızdan soru çözersiniz burada noktalıyorum ikinci parçada görüşürüz arkadaşlar.